Merhaba arkadaşlar Bir pazar sabahından herkese günaydın Bu videoyu e, tweet bekleyen arkadaşlar için çekmek istiyorum Özellikle her hafta 5 tweet olarak e, videolar çekip yeni bulduğum tweetleri paylaşma konusunda e, çok istekli olan arkadaşlar var Onlar için geliyor ve demişken ilk tweetten bahsedelim Gördüğünüz gibi benim hızlı atama tuşlarında normalde bu tarafta kamera vardı, bu tarafta fener vardı. Bunlara ekstra uygulamalar ekleyerek burayı özelleştirdik. Üstüne sert basınca aktif hale geliyor. Fenere sert basınca feneri yakıyor. Ya da bu tarafa gelip kameraya basınca kamerayı açıyor. Diğer uygulamalara tıklayınca ise e, sizden şifre istiyordu. Şu an ben e, tabii izin verdiğim için giriş yapıyor. Ee, bu uygulamanın adını hemen sizlerle paylaşayım, tweak'in adını. Ayarlara girelim. Tweak'lere girelim. Bu tweak'in adı Quick Actions. Ücretsiz bir tweak. Left buttons'a sol taraftaki butonları seçiyorsunuz. Koymak istediklerinizi koyuyorsunuz. Ee, right buttons'a da yine koymak istediklerinizi koyuyorsunuz. Ben buraya daha çok görüntü, kamera Galeri, Instagram gibi şeyler koydum. Bu tarafa ise sık kullandığım uygulamalar, mesela Google Authenticator'ı sürekli kullanıyorum bir yerlere giriş yapmak için. O yüzden bu tarafa koydum. Tabii onun üzerine tıklayınca önce parmak izi tanımlamayı istiyor, daha sonra uygulamayı açıyor. Burada da butonlar arasındaki boşlukları vesaire ayarlıyorsunuz. Tüm ayarlamaları yaptıktan sonra ReSpring tuşuna basmanız gerekiyor ki uygulamalar aktif olsun. Ee, ...butonlar bu şekilde değişsin. resipring yapmadığınız sürece e, eski hali kalmaya devam ediyor. Mutlaka respring yapmanız lazım buradaki ayarları değiştirdikten sonra. Birincisi buydu. Ee, i̇kinci tweak'imiz ise birazdan siz de fark edeceksiniz. Biliyorsunuz artık yaz geliyor dışarılara çıkıyoruz. Ee, telefonu daha sık kullanmaya başlıyoruz. Gördüğünüz gibi arkadaşlarınızın dikkatini çekmesi gerekiyor. Bir anda yazılar kayboluyor. Butonlar transparan oluyor ve arka plandaki koyduğunuz resim öne çıkmaya başlıyor. Ee, bu tweetimizin adını da gördüğünüz gibi sizlerle paylaşayım. Size ortamlarda hava katacak tweetlerden biri. Aa onu nasıl yaptın falan diye soracaklar. The shy çekingen. Ee, bu tweetle de Şuradaki süreyi belirliyorsunuz. En kısa 1 saniye, en uzun 10 saniye olarak e, süreyi belirleyip bu sürenin sonunda ikonlar transparanla, transparanlaşsın. Ne kadar transparanlaşsın? %40. E, label dediği de şu altında yazan etiketler, işte e, fotoğraflar, müzik vesaire diye. Bu etiketlerin transparanlığı ne olsun? Sıfır ayarlarsanız tamamen yok oluyor. Arada bir şey ayarlarsanız hafif soluyor arka planınızı öne çıkarıyor tabi. Biraz da ekranın ışığını kısıyor bu e, 10 saniye geçtiğinde. Hem de şarza da belki biraz katkısı oluyordur. İkinci TV'miz buydu. E, üçüncü TV'miz ise Elektrot diye bir tweak. Bu Elektrot tweakini niye kullanıyorum? E, siz de fark ediyordursunuz şarj %10'a geldiği zaman ya da işte kritik durumlara geldiği zaman Ekranda bir tane uyarı geliyor. İşte batarya seviyesi düşük. Tamam, güç korumaya al falan diye. Çirkin bir görünüm. Bunun yerine daha güzel şeyler yapılabilirdi. Mesela toaster menü dedikleri toaster mesajı verebilirdi. Mesela ben şu an şarjdan çıkardım telefonu ve geri şarza taktım. Gördüğünüz gibi şarjink yazdı ve kayboldu. Burada şarj olurken. İşte kaç saniye görünsün, otomatik gizlensin mi vesaire ayarı var. Eee şarjda işte belirlediğiniz yüzdenin altına geçtiği zaman otomatik olarak düşük güç moduna alsın mı ee, ve bildirim o kötü bildirim yerine şöyle havalı bir bildirim gelsin mi şeklinde e, uygulamayı kullanabilirsiniz. Orada görünüp kayboluyor. İsterseniz orada sürekli kalmaya da devam ediyor. Bu da güzel bir tweak. Farklı bir tweak. Ee, dördüncü tweak ise örneğin YouTube'da zaman geçirirken saatin kaç olduğunu merak ediyorum. Ama hiçbir yerde tam ekran izlerken göremiyorum. Şu yukarıdan aşağıya e, kontrol merkezini indirdiğiniz zaman artık burada saat gözüküyor. Gördüğünüz gibi. Bu saatin burada gözükmesini sağlayan tweak ise CC Time. Control Center Time 13. 13 olduğuna bakmayın ile de düzgün çalışıyor. Saatin e, sol sağ ayarı birazcık bir sol e, sağ tarafa kayık bir şekilde gözükürse onu şuradan ayarlıyorsunuz. 155 yapınca tam ortalıyor iPhone 7 Plus'ta. Her model için belki farklıdır. Yüksekliğini vesairesini de ayarlayabilirsiniz buradan. E, tarih de isterseniz tarih de ekleyebilirsiniz. Tabi ayarlamaları yaptıktan sonra resync yapmayı unutmayın. Respring yapmadığınız sürece e, çalışmayacaktır. Evet bu Tweak'imizin adı da neydi? CC Time TV'ydi. Başka bir tweak de yüklemiştim. Şimdi ismini hatırlamaya çalışıyorum. E, sizden önce ben bir takım şeyleri yüklüyorum. Daha sonra test ediyorum. Eğer testi geçerlerse ee, onların, onlarla ilgili video çekiyorum ama Baktım ki çok fazla şarj tüketen ya da Düzgün çalışmayan tweakler varsa e, Bu tweakleri sizlerle hiç Anlatıp da göstermiyorum, sunmuyorum ee, Bu arada ben diğer Yüklediğim tweak'i de arıyorum ama O muhtemelen Şunların birinde olabilir Bakayım hangisiydi Five dog. Hidden Album Lock da fena değil. Bakıyorum. Bakıyorum. Bulamıyorum arkadaşlar. <laughs> Galiba bu kadarmış. Bakayım tekrardan. Şurada mı? Brightness Slider. Bunu göstermiştim. CC Time'ı demin gösterdik. CarPlay Enable çok güzel bir tweak. İstediğiniz uygulamaları CarPlay'den çıkartıyor. E, Delayed Forever'da da çöp kutusuna atmak yerine direkt hafızadan siliyor. Bu da çok faydalı bir şey. FPC Indicator'ı oyunlarda kullanıyorum. FPS ölçüp gösteriyor. Diğer tweak'i herhalde kaldırmışım. Hatırlayamadım. O zaman 4 tane göstermiş olduk. Ee, teşekkür ediyorum. Saklama alanımız da zaten dolmaya yakın. İzlediğiniz için teşekkürler. Başka güzel tweetler bulursam onları da sizlerle paylaşmaktan mutluluk duyarım. Görüşmek üzere.